OpenAI uzun zamandır beklediğimiz büyük güncellemeyi sonunda bizlerle paylaştı. GPT-4o isimli bir model tanıttılar ve bu modelin en önemli özelliği gelişmiş bir sesli asistanının olması. Hey ChatGPT, how are you doing? I'm doing fantastic. Thanks for asking. How about you? Pretty good. What's up? So my friend uh, Barrett here, he's been having trouble sleeping lately and uh, I want you to tell him a bedtime story about robots and love. oh a bedtime story about robots and love i got you covered gather round barrett once upon a time in a world not too different from ours there was a robot named bite bite was a curious robot always exploring. the story but i want a little bit more emotion in your voice a little bit more drama got it let's add some drama once upon a time in a world not too different from ours. There was a robot named no, no, Bite. No, 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 ChatGPT, I really want maximal emotion, like maximal expressiveness, much more than you were doing before. Understood. Let's amplify the drama. Once upon a time, in a world not too different from ours, there was a robot named Bite. Bite Actually, can was Can you do this in a robotic voice now? Initiating dramatic robotic voice. <laughs> Once upon a time in a world not too different from ours, there was a robot named Byte. Bite was a curious robot, always exploring new so I'm circuits. Seeing, uh, Barrett here, calm down a little bit. Can you end the story, <laughs> um, but do it in a singing voice? <sighs> <sighs> and so Bite found another robot friend, and they lived circuitly ever after. Thank you so much. <laughs> <laughs> tıpkı 2014 yılında vizyona giren Her filmindeki gibi. Hatırlarsanız film içerisinde Samantha isimli bir karakter vardı ve bu karakter gelişmiş bir yapay zeka modeliydi. Bu model insanların duygularını anlayabiliyor ve ona göre tepkiler verebiliyordu. İşte bu yeni modele OpenAI'ın Samantha'sı diyebiliriz. Şimdi GPT-4o modeline genel olarak göz atalım. Bakalım hangi yenilikler gelmiş. OpenAI GPT-4o'yu ses, görüntü ve metin arasında gerçek zamanlı olmak üzere akıl yürütebilen Yeni amiral gemisi olarak tanıtıyor. Buradaki O harfi omni kelimesinin kısaltmasıdır. Latince bir kelimedir ve her şey anlamına gelir. Bu model insan bilgisayar etkileşimini doğal bir şekilde gerçekleştirme yolunda bir adım olarak görülüyor OpenAI tarafından. Modele metin, ses, görüntü kombinasyonunu girdi olarak verebiliyorsunuz. Aynı zamanda model metin, ses ve görüntü kombinasyonunu size çıktı veriyor. Sanki bir insanla konuşuyormuşuz gibi artık ChatGPT ile konuşabileceğiz. Ancak şu aşamada demoda gösterilen video izleme özelliği aktif değil. İlerleyen zamanlarda bu özellikle eklenecek. Ve burada önemli noktalardan birisi ise insanların konuşma sırasında yanıt verme süresine yakın bir şekilde tepki veriyor. Yani 232 ila 320 milisaniye arasında bizimle iletişime geçebilecek. Eski modelde ise 2 ila 5 saniye arasında bize cevap veriyordu. Yine eski modelde sesli asistan 3 aşamada çalışıyordu. Whisper ile konuşmaları metne dök. Sonra çıktı alınan metin GPT-4 tarafından değerlendirilsin. Üçüncü aşamada ise farklı bir model tarafından sese dönüştürülsün. Ancak burada ciddi bir dezavantaj var. İkinci aşama yani GPT-4'ün algılama aşamasında ciddi bir veri kaybı oluyor ve bu şekilde arka planda olan sesler algılanamıyor. İnsanların vermiş olduğu duyguyu GPT-4 alamıyordu. Yeni model ise metin, ses ve görsel olmak üzere tek bir model üzerinden eğitildi ve artık ciddi bir gelişme mevcut. Teknik olarak test sonuçlarına gelirsek diğer dil modellerine kıyasla oldukça iyi performans gösteriyor. Bununla birlikte bir önceki model GPT-4 Turbo'yu az bir farkla drop testi hariç geride bırakıyor. Burada drop testi metin içeriğinden mantıksal çıkarımlar yapma yeteneğini ölçen bir standart. Bununla birlikte GPT-4 Turbo'ya göre 2 kat daha hızlı çalışacak ve API maliyetleri ise %50 düşecek. Burada API geliştiriciler için sunulan bir hizmet ve bunun da ucuzlaması gayet güzel bir özellik olmuş. Güzel haberlerden birisi GPT-4O modelinin sadece İngilizce değil diğer dillerde de daha iyi çalışması sağlanmış. İlk etapta 20 dil üzerinde çalışma yapmışlar ve bu diller arasında Türkçe de mevcut. OpenAI'nin vermiş olduğu makaledeki bilgilere göre Türkçenin eski modele nazaran 1.3 kat daha iyi çalışacağı söyleniyor. Özetle artık Türkçe'de daha iyi diyebiliriz. Ve geldik etkinliğin en güzel haberine GPT-4o modeli bütün kullanıcılara ücretsiz olarak sunuldu. Sadece GPT-4o modeli değil, bütün özellikleriyle birlikte yani hafıza özelliği, custom GPT özelliği hepsi ücretsiz bir şekilde kullanılabilecek durumda. Plus kullanıcıları ise ücretsiz olarak sunulan GPT-4o modelinden birazcık daha hızlı bir model kullanacak ve bununla birlikte 5 kat daha fazla mesaj hakkına sahip. Hatırlarsanız eski modelde Plus kullanıcıları 40 mesajla sınırlıydı. Yani 40 mesajdan sonra 3 saat falan beklemek zorundaydık. Şimdi ise bir sınır belirtilmemiş ancak normal yani ücretsiz kullanıcılara nazaran 5 kat daha fazla kullanılabileceği söyleniyor. Tabii ki yine bir sınırlama var. Şu aşamada ise gelişmiş sesli asistan sunulmadı. Bunun zamana ihtiyacı var. Birkaç hafta sonra sunulacağı söyleniyor. Belki daha da gecikebilir. Çünkü bu tarz güçlü bir özelliğin sonucu maliyetleri var. Gelişmiş sesli Asistan ise sadece Plus kullanıcılara erişebilecek. Ve yeni gelecek modelin adı ise Alpha GPT-4O diye bize açıklandı. Evet güzel ve heyecan verici bir sunumdu. Benim açımdan sürpriz olmadı. Sesli asistan ve GPT-4'ün gelişmiş modelini bekliyorduk. Bununla birlikte resmi olarak açıklamadılar ama Apple ile bir işbirliği söz konusu sunumda ChatGPT'nin masaüstü versiyonunun Mac bilgisayarlarda çalıştığını gösterdiler. Yalnız bu sıradan bir masaüstü versiyonu değil, bilgisayarınızdaki bütün bilgilere ulaşıyor tırnak içerisinde. Siz izin verirseniz ulaşabiliyor. Bu versiyon ise ilk etapta Plus kullanıcılarına sunulacak. Bu ilginç otonom ajanlar dediğimiz olaya yavaş yavaş gidiyoruz gibi gözüküyor. Otonom ajanlar ise kendi kendine karar verebilen ve hareket edebilen yazılım parçaları diyebiliriz. Sunumda kullanan kişi Python üzerinden bir kod yazmıştı ve bu kodda bir hata vardı. ChatGPT masaüstü uygulamasında bu hatayı bulmasını istedi. Ekran görüntüsünü direkt olarak aldı, okudu ve hatayı söyledi. Ve sesli asistan direkt olarak cevapladı. Bu önemli bir gelişme. Ancak bu özelliğin tam olarak oturması ve çalışması zaman alacaktır diye düşünüyorum. Ayrıca bir diğer gelişme ise simultane çeviri yapabiliyor yeni asistanımız. Hey ChatGPT, how are you? I'm doing fantastic. Thanks for asking. How about you? How's well, your day going? I'm uh, doing great. So I would like you to function as a translator. I have a friend here who only speaks Italian and I only speak English. And uh every time you hear English, I want you to translate it to Italian, and if you hear Italian, I want you to translate it back to English. Is that good? Perfetto. <laughs> <laughs> Mike, io mi chiedo se le balene potessero parlare. Cosa ci direbbero? Mike, she wonders if whales could talk. What would they tell us? Um, they might ask uh how do we solve linear equations? Potrebbero chiederci Come risolviamo le equazioni lineari? Sicuramente sì. <laughs> Certainly yes. Great! Looks like it works! <laughs> Sesli asistan olayı çok iyi gözüküyor. Tabii ki bu izlediğimiz demoydu. Ürün çıktığında deneriz. Hep birlikte karar veririz nasıl çalıştığına dair. Gerçek performans o zaman ortaya çıkar. Özetle bizim nefes alıp verişimizi anlayabilen, duygularımızı ölçebilen, sanki karşımızda bir insan varmış gibi konuşabileceğimiz bir modelle karşı karşıyayız. Gerçekten ilginç günlerden geçiyoruz ve her gün yeni bir yapay zeka modeli ortaya çıkıyor. Bu gelişmelere uyum sağlamak ve bu modelleri en verimli şekilde kullanmak elzem. Bu model açıklandıktan sonra Matrix filminde Morpheus'un Neo'ya söylediği cümle aklıma geldi. Gerçek nedir? Gerçeklik nasıl tanımlanır? Ben Ömer Coşkun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.